farzlar, haramlar hepsi rahmet. Haramları haram kılması rahmettir. Toplumu belalardan kurtarmaktadır. O haramlar haram olmazsa toplumda bir sürü bela ortaya çıkar. Şu anda olduğu gibi. Açık saçıklığın serbest olması, zinanın, içkinin, kumarın, faizin serbest olması, her türlü ahlaksızlığın serbest olması sonucunda her türlü suç çoğalmaktadır. Hapishaneler dolup taşmaktadır. Her gün yeni hapishaneler yapılmaktadır. Ve işte yine şu anda 50 tane 1000 kişilik, 50 bin kişilik hapishane yapılmaktadır. O da yetmeyecektir. Bu kadar günahların serbest olduğu, haramların serbest olduğu bir memlekette istediğin kadar hapishane yap. Dolup taşınca üst üste insanları 8 kişilik koğuşlara 20 kişiyi koyacak kadar böyle muameleler. O da olmayınca bu sefer af çıkartıyorlar. Ne kadar hırsız, haksız, dolandırıcı varsa hepsini serbest bırakıyorlar. Devlete karşı işlenmiş olan suç varsa onları serbest bırakmıyorlar. Siyasi suçluları serbest bırakmıyorlar. Fikir suçlularını serbest bırakmıyorlar. Devleti tenkit etmiş olanları, hükümete laf söyleyenleri serbest bırakmıyorlar. Hırsızı, haksızı, katili serbest bırakıyorlar. Hapishanelerde boş yer meydana getirebilmek için. Dünyanın büyük çoğunluğunu hapse atmak gerekecek. Bütün devletler böyle olmasın diye bu yolu izliyorlar. O zaman da suçlar daha da çoğalıyor. Daha da çoğalıyor. Dışarı çıkan hırsızı daha da çok hırsızlık yapıyor. Çözüm olmuyor. Allah'ın göndermiş olduğu prensipleri almadılar. Haramları fazla buldular. Helalleştirdiler. Serbest ettiler. Allah'tan daha merhametli olduklarını düşündüler herhalde. Ondan sonra belalarını buldular. Allah bir şeyi yasaklamışsa o rahmete uygundur. Çünkü toplumu korumak için demek ki öyle gerekmektedir.